Arkadaşlar herkese merhaba, ben Caner. Bugün çok özel bir araçla birlikteyiz. 2004 model Audi A6'yı inceleyeceğiz. Alman tankı, Alman tankı diyoruz ama bu araç gerçek anlamda bir Alman tankı arkadaşlar. Hem teknolojik bir araç hem donanımlı. Günümüzde gördüğümüz Audi'ler kadar keskin hatları yok. Yani 2004'ün en lüks aracına bakacağız bugün. En yakın arkadaşım babasının arabası, Mustafa amcanın. 20 günlük bu karantina sürecinde araç çok kirlenmişti. Ben de dedim Mustafa amca, bak bu arabayı bir yıkayayım, bir de videosunu çekerim dedim. Hakkını verelim, önünde bir süreriz dedim. Verdi sağ olsun. Şimdi çekimini yapacağız. Anahtarını göstereyim. Şu şekilde anahtarı var. Aynı zamanda gün batımında, ben video çekmeyi seviyorum. Gün batımında ışıklar daha güzel oluyor. Hem akşama doğru da araba farları falan da kendini gösteriyor. İçeri ambiyansı daha iyi oluyor. O yüzden güzel olacaktır. Arabanın etrafına döndüm. Şöyle baktığımız zaman anahtarını tekrar göstereyim. Orijinal anahtarımı, onu bilmiyorum tabii ki. Yuvarlak hatlar var. Hiç keskin bir hat yok arabanın. Ağır bir araba. Zaten makam aracı. Arkasında makam perdesi de var. 1.8 arkadaşlar. 1.8 hacimli. 110 kW yazıyor ruhsatında beygir olarak. Ama onu çevirdiğim zaman 160 beygirlere geliyor olması lazım. 250 Nm civarında torku olduğunu biliyorum ben aracın. Teknik verilerini gene videoda aşağılara eklerim. Önce arkadan başlayalım o zaman. Sürüşünü daha çok yapacağım. İncelemesini kısa yapacağım. Çünkü bunu alacak kişiler ikinci el piyasasında çok fazla aramıyorlar. Ama seveni de tabii ki hastası da vazgeçemez bu arabalardan. A6'nın, Audi A6'nın bagajı bu şekilde. Arkada LPG tankımız var. Mustafa amca buraları doldurmuş eşyalarını. Ben arabayı biraz tozunu alıp temizlemeye çalıştım. Şuralar yine dokusu, hatları çok güzel arkadaşlar. Yani premium bir araç. O zamanın premium yani. Orada işte araç setleri var. Yangın tüpü var. LPG tankı büyük. Buralarda yine yuvalar var. Şu şekilde bastırarak açılıyor. Yerlerimiz mevcut. Bagajı bu şekilde. İncelemeyi kısa yapacağım. Çünkü akşam güneşini kaçırmadan sürüşe geçmek istiyorum. Jantları bu şekilde. İşte 5 ayrılan jantları var. Çelik jantı. Güzel duruyor. Aynı zamanda sürerken hissettiğim şey araç. Tamam ağır bir araç ama sürüşü ve gidişi çok spor. Alçakta hissediyorsunuz kendinizi. Şöyle arka tarafa baktığımız zaman makam perdesi burada. Tabii ufak tefek deformeler var. Araç 17 yaşında şu an. Burada küllükleri var yine makam kısmında. Bakın burada ahşap detaylar. Yumuşak malzemeler kullanılmış. Şuralar deri kaplama. Burası hafif sert. İçine baktığımız zaman ben işte ekipmanımı oraya koydum. Arka tarafı şöyle bir oturayım. Evet, arka geniş zaten. Ön taraf bana göre ayarlı. Arkada da oldukça geniş yer var. Şurada aydınlatmalarımız. Sağ taraf bu şekilde. Arka tarafı yine kliması var burada. Çakmaklık tabii buradan yok artık. Çakmaklığı gitmiş. Şurada fileler falan. Aracın her yeri, koltukları da deri arkadaşlar bu arada. Burada yine cam açma, kapama, ahşap detaylar burada da var. Yine trivel'lar orada. Ses yeri. Arka taraf bu şekilde. Arkadan önü gösterecek olursa şöyle bakabilirsiniz. Malzeme kalitesi çok iyi olduğu için 17 yaşında bir araba. 215 bin kilometrede olması lazım. Tekrar bakacağım kilometresine. Bakın direksiyonu falan ne kadar temiz duruyor. Döşemelerde en ufak bir deforme, çatlak yok. Normalde deri çatlakları da olur ama bu araba orijinalliğini ve temizliğini korumuş. Zaten yaşına göre de çok bir kilometresi yok. Ön tarafa geçelim şimdi. Bir de oradan sürüşüne bakacağız arkadaşlar. Evet, ön tarafı da bu şekilde. Bu arada cam açma kapama tuşları burada. Merkezi kilidimiz. Burada çekmece şeklinde yapılmış bakın arkadaşlar ve kapanma hissi güzel. İçi de yumuşak malzemeyle korunmuş. Buralarda trim sesi çok duymazsınız. Ben temizlemeye çalışayım, biraz tozunu aldım. Araba biraz daha kendini gösterdi. Güzel oldu. Yine döşemeler bu şekilde. Bakın hiç deformesi yok. Burada da ahşap detaylar var. Üst taraf yumuşak malzeme arkadaşlar. Buralar güzel. Yine burada havalandırma yeri var. Bunu cam için yapmışlar muhtemelen. Camın buğusunu iyi alsın diye. Onu açtık. Benim için çok önemli bakın. Benim gibi kahve sevenler için tekli bardaklık var. Tabii ve 17 yılda bozulmamış arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle güneşten koruyalım. ESP tuşu var. Şu tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum. Perde gibi duruyor ama onu tam anlamadım. Normalde orijinal teybi olsaydı burası bu şekilde kapanacakmış ama orijinal teybi olmadığı için kapanmıyor. Mustafa amca buraya Pioneer müzik sistemi yaptırmış. Ve kumandası burada. Sesi çok iyi. Gelirken ben açtım. 10 numara bir sesi var. Zevkle dinlettiriyor araç kendini. Yine burada klima ayarlarımız var. Dijital tuşlarla işte fanını, şiddetini, soğukluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. 2004 model bir arabaya göre siz değerlendirirsiniz. Dijital göstergeleri var. Dokunmatik şeklinde ayarlıyorsunuz. Aynaları buradan ayarlıyor. Normalde araçlarda alıştığımız kısım şuradır arkadaşlar. Aynaları oradan ayarlarız ama bunu da buraya konumlandırılmış. LPG işaretimiz burada. 1800 cc hacimli arkadaşlar. 1800 cc'ye yakın bir hacim var aracın.
O yüzden yakıt konusunda LPG'ye uyumlu. LPG ile kullanılıyor. Az yakması açısından. Ama çok da iyi bir gidişi var. Ben birazdan size aracın 0-100'ünü de yapacağım. Kafa bandımı taktıktan sonra da sürüşüne bakarız. Kafa bandı biraz yamuk durdu. Hoşuma gitmedi. O yüzden bu şekilde çekeceğim. Anahtarımızı takıyoruz. Bakalım A6 nasıl hissettiriyor. S modu var. Spor modu mu diyor. Koparacak mı bizi yani? Aynı zamanda şurada akünün voltunu da görebiliyorsunuz. 12 volt yazıyor. O muhtemelen sürüşte artacaktır biraz. Sol tarafta derecelerimiz var. Kadranlar güzel. Günümüzdeki modern hayalet gösterge olmayan Audi kadranlarıyla hemen hemen aydı bu arada. 215 bin kilometrede arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet. Motor sesi tatlı bir ses geliyor dışarıdan. Çok fazla değil ama ufacık da olsa duyuluyor. Bu arada kamerayı geniş moda alayım. Evet, böyle güzel. Tüm detaylarını görelim. Evet, sürüşe geçiyoruz. Bakalım A6 nasıl? Buradan Emre ile çekim yapmıştık. 2021 Audi A4 incelemiştik. Onu izlemek isteyen arkadaşlar oradan yine bakabilir. Arabayı yine tünellere süreceğim arkadaşlar. Sebebi ambiyansını görmek. Farlarını açtım. İç aydınlatmasını da görebilelim istiyorum. Bir sonraki sürüşe sürpriz bir araç düşünüyorum. Ayarlayabilirsem. Onu Alanya'nın diğer yönüne süreceğiz arkadaşlar. Batı yönüne değil, doğu yönüne süreceğiz. Ama bu kez de bu yolu kullanalım. Evet, saati iyi denk getirdik. Tam gün batımı. Şöyle camı iyi silememişim ben. Bir temizleyelim. Evet, D'deyken biraz yükte kalıyor araba. Şanzımanı streste bırakmayayım. Şöyle sakince dursun. Evet, bak. Mustafa amcanın müzik sistemine bakalım. Telif yemeyelim ama müzik sistemi çok zevkli. Müzik, yani müziği çok tok hissediyorsunuz. O eski bir müzik olduğu için öyle. Bassları başka bir şarkıda, bassları falan çok iyiydi aynı zamanda arabanın. Orijinal ses sistemi de iyi. Tünele giriyorum şu an. Hızım yüksek, azaltayım. Burada sınır 70. Farlarım açık. Tünele girdiğimiz zaman bu şekilde hem gündüz ambiyansını görüyoruz aracın, hem de gece sürüşünde içi nasıl gözüküyor onu görebiliyoruz. İkinci elde bu aracın çok piyasası yok arkadaşlar. Zaten segment yükseldiği zaman insanlar biraz korkuyor. Modelli araç istiyorlar. Ama hastasının tabii müthiş bir araç. Sürüş zevki çok güzel şu an. Hem alçakta hissediyorum kendimi. Spor bir sürüşü var. Aynı zamanda konforu da, kaliteyi de hissediyorsunuz. Şu an yol sesi az. Biraz var ama lastiklere bakmak lazım. 225 50-17 ebatında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 17 inç jant var. Biraz ince yanak tabii. Onun da etkisi olabilir. Ufaktan yol sesi var. Ama sürüş, gidiş, dönüş, yola oturuş kesinlikle şu an 10 numara, yani öyle söyleyebilirim. Şuradan. Direksiyonunda deri kaplama var. Mustafa amca yaptırmış olabilir ya da önceki sahibi yaptırmıştır. Deri kaplaması var. Ama onun dışında bakın şuralar Işıkta gözüküyor mu bilmiyorum ama hiçbir deformesi yok. Çok tok duruyor. Üstteki malzemeler yine yumuşak. Hiçbir şekilde trim sesi duymuyorum arabada. Tabii şuralara kolumu yasladığım zaman biraz kıpırdarsam, sağa soluyla oynarsam aracın illaki ses var ama gidişinde herhangi bir ses de hissetmiyoruz. Gayet güzel arkadaşlar. Tünelden çıkıyoruz. Şimdi gün batımı gelecek. Yine Volkswagen grubunda alışkın olduğumuz farları şu sol tarafa konumlandırmışlar. Oradan yapıyorsunuz. Otomatik modu yok. Yine sis ayarları için aşağı yukarı ayarları var orada. Evet, akşam trafiği. Şuradan biz de sıyrılalım.
Tünelde hız sınırı 70 ama Alanya'nın tünellerinden genelde böyle hızlı geçiyorlar. EDS de var. Bazen ceza gelebiliyor tabii. Evet. Şimdi şuradan döneceğim. Güneşi arkamıza alacağız. Bir de virajlarda bakalım. Virajlarda biraz zorlayalım. Hız sınırı bakın 110 diyor arkadaşlar. Yanılma payıyla 122. O zaman virajlara 120 km hızla girmeyi bir deneyelim. Sinyalimi verdim. Bir tane Dacia geçiyor. Buradan şöyle denizi de göstereyim size. Deniz sezonu daha açılmadı. Mayıs'tayız ama bu yol tehlikeli. Buradan çok dikkatli girmek gerekiyor. Hatta şu an girmeyeceğiz. Burası Alanya'yı Konaklı'ya bağlayan yol. Fazla kaza olan bir yol. Burada ışıklandırma da yok. Gördüğünüz gibi burada dur yazıyor. Yani buradan güzel çıkmak lazım. Oo, araba hiç bitmiyor ya. 0-100 yapacağım. Trafiği risk etmek istemiyorum. Biraz ileri geldim. Yol verdim merkeze. S'ye aldım. Evet. Bastım. Arkadaşlar ben vites geçişi hissetmedim. Yani nasıl bir şanzıman sistemi var bilmiyorum S'ye aldığımız zaman da. Ben vites geçişi hissetmedim. Ve hızlı bir şekilde 100'e çıktı. Anlamadım yani. D'de normalde vites geçişi hissetmemiz lazımdı. S'de nasıl bir çalışma sistemi var? Tam anlayamadım. Bir de D'de yapacağım. Arabayı tam tanımıyorum. Özelliğini de bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bir de şurada D'de deneyeceğim. Durun bakalım. Arabalar geçerken şöyle size denizi göstereyim. Alanya Kalesi karşıda. Bir araç kaldı. O geçtikten sonra basacağım. Bastım. O da Audi'ymiş. Patiye kaldık biraz. Allah Allah, şanzıman yapısı çok ilginç. D'de de vites geçişi hissetmedim. Bakın bu geçişleri yapmadı. Kickdown yaptığınız zaman 100'e kadar dayadı ve devriyi kullandı. Acaba kaçıncı vitesleri kullandı? Hiç anlayamadım. Ve şu an 110'la dönüyorum. Hızımı zorladım. Araba gördüğünüz gibi iyi dönüyor. Şuradan da 110'la deneyeceğim. Lastiklerin durumunu bilmiyorum ama iyi dönüyor. Bak 120'ye yakın döndüm hatta. Bu arada Emre'nin Audi'sinden iyi döndü burayı. Orada Audi biraz esnemişti ama esnemedi bu araç. Şuradan bir yol istesem. Aa, kedi yol vermedi. Evet, sol şeridi kediden alamadık. O da hızlandı. Şöyle söyleyeyim, yol tutuşu inanılmaz iyi. Muhtemelen benim araçtan da iyidir. Güzel. Hem ağır başlı, hem de konforlu, hem de spor bir araç. Bana verdiği his o şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya solu kilitlediler bu şekilde. Bize araba sürdürmüyorlar yani. İlginç. Evet arkadaşlar, bugün Audi A6 ile birlikteydik. Bu kanalda değişik birçok araç görebilirsiniz. Araç incelemeleri, sürüşleri, pov sürüşler. Onun dışında otomobil vlogları. Eğer yeni izliyorsanız kanalımı, beğendiyseniz abone olabilir. Sorunuz varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Yeni incelemelerde yeni araçlarla görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Geçmiş bayramınızı kutlarım bu arada. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.